Vallahi bravo. Ya çok zor olacak çocuğa kesmiş. Merhabalar, Marmara Üniversitesi Management Club YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özge, Marmara Üniversitesi Türkçe İşletme 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte işletme okumanın, Marmara'da işletme okumanın nasıl olduğu hakkında konuşacağız. Aslında lise zamanında böyle çok keskinleştirdiğim bir hedefim yoktu. Hani bazen hedefinizi yolda belirlersiniz, bazen de hedeflediğiniz yolda ilerlersiniz. Ben daha çok yola çıktıktan sonra hedefini belirleyenlerden oldum ve sıralamamı gördükten sonra kendi karakterimle en iyi şekilde özdeşleştiğini düşündüğüm bir bölüm arayışına geçtim. Bu arayış sürerken de Marmara Üniversitesi'nde işletme okumak köklü geçmişiyle ve sağladığı avantajlarla benim dikkatimi çekti ve ardından biraz riskli bir tercih de olsa tek tercih yapıp Marmara İşletme yazarak bugün Marmara Üniversitesi'nde eğitimime devam ediyorum. Ya açıkçası bölüm dersleri çok da zor değil. Çok farklı alanlardan aslında eğitim alıyoruz ve bu aslında bizim bir noktada teorik eğitimimizin çok daha güçlü olmasına sebep oluyor. Bu daha çok sizin ilgi duyduğunuz alanlarda sağladığınız başarı ve ilgi duymadığınız alanlarda ne ölçüde çaba sarf ettiğinizle de alakalı bir durum. Ama genele baktığınızda çok ciddi bir akademik kaygı yaşayarak ya da çok uzun saatlerde çalışmanızı gerektirecek bir bölüm olduğunu kesinlikle söyleyemem. Bence Türkçe okumanın en büyük avantajı sektör hakkındaki gerekli o teorik bilgiyi yabancı dilde eğitim alan kişilere göre çok daha iyi bir şekilde anlayabilmek ve özdeşleştirebilmek. Çünkü ana dilinle birlikte öğrendiğin eğitimde 140 yıllık işletme fakültesinin köklü geçmişiyle birlikte çok daha detaylandırılmış ve çok daha geniş ağlarla aslında geniş perspektiflerle anlayabileceğiniz bir ölçüde eğitim alıyor oluyorsunuz. Bunun tabii ki de dil bilmemek konusunda bir dezavantajı var. Sonuçta dile maruz kaldıkça o mesleki İngilizce kısmı daha güçlenir bir hale geliyor. Ama bu da zaten işletme fakültesinde okumak çok uzun zamanlar boyunca ders çalıştırmayı gerektiren bir bölüm olmadığı için, işletme okumak böyle bir mentaliteye sahip olmadığı için dil faktörü de kişinin bireysel çabasıyla gayet iyi bir şekilde tamamlanacak bir kısım. Aslında bölümümüzün zorunlu bir staj uygulaması yok ama bölümün içindeki öğrenciler iş hayatında öne çıkmak ve sektörü daha yakından tanımak adına staj yapmayı önceliklendiriyor. Ben de aynı şekilde bu önceliği sağlayanlardanım kendi kariyerim açısından. Okulun böyle bir zorunluluğu olmamakla birlikte gönüllü olarak kendi isteğimiz doğrultusunda stajlarımızı gerçekleştiriyoruz. Stajı erkenden deneyimlemiş olmak iş hayatı hakkında çok daha fazla ön bilgiye sahip olmayı ve bu noktada da doğru bir rotasyon oluşturmak konusunda ciddi bir önem arz ediyor. Aslında okulumuz 140 yıllık köklü geçmişiyle sektörde yer edinmiş bir okul ve bu noktada aslında sadece üniversite bazında bir filtrelendirme gerçekleştiriliyorsa Marmara Üniversitesi bu filtrenin üstünde kalan ve sektörde saygınlığıyla yer edinmeyi başarabilmiş bir üniversite. Marmara Üniversitesi'nin bu köklü geçmişiyle birlikte öne çıkan güçlü yanı aslında pek çok sektörde ve pek çok departmanda iş ve staj olanakları bakımından geniş bir perspektif sunmasına sebebiyet veriyor. Ve biz de aslında okulumuzun sağladığı bu avantajla, sahip olduğu kimliğinin dinamiğiyle iyi yerlerde staj bulup iş imkanı konusunda kendi kariyerimizi emin adımlarla oluşturabiliyor oluyoruz. Öğretim kadrosu evet kesinlikle yeterli ve 130'un üzerinde bir akademisyen mevcuduna sahip ve bu noktada baktığımızda okulumuzda çok değerli doçentlerimiz, profesörlerimiz var ve aynı zamanda çok ikili ilişkilerimizi sağlam bir şekilde oluşturabildiğimiz ve her noktada danışabildiğimiz asistan hocalarımız da mevcut. O yüzden bizim için her noktadan bize yeterli gelebilecek bir donanıma, bir akademik kadrosuna sahip olduğunu söyleyebilirim. Üniversitemizin yurtdışı olanakları oldukça geniş aslında. Yani sadece Erasmus kapsamında bile değerlendirecek olursak Erasmus'a en çok öğrenci gönderen üniversitelerin başında geliyor ve sağladığı hibe imkanı ile birlikte aslında öğrencilerin üniversite deneyimini yurt dışında da sağlayabilmesi ve sahip olduğu bilgi birikimini farklı bir kültürün içerisinde de besleyebiliyor olmasına ciddi bir olanak sağlıyor. Bu bakımdan Erasmus artı staj programlarıyla da her noktada öğrencileri desteklemek konusunda eksik kalmıyor ve öğrencisinin başarısını her noktada önemseyen bir üniversiteye sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Geçen sene insan kaynakları alanında staj yapmıştım. Bu sene de pazarlama alanı deneyimlemek istedim ve pazarlama stajyeri olarak çalışıyorum. Aslında bu konuda pazarlama ve insan kaynakları arasında bir kararsızlığım söz konusu ama bunu bir kenara bırakıp okulu bitir bitirmez direkt yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Yüksek lisansıma devam ederken de iş hayatımı eş zamanlı olarak ilerletmeyi planlıyorum. Bence işletme okurken en çok önemsenilmesi gereken şey işletme okuduğun süreç boyunca sahip olduğun o teorik bilgileri, öğrendikleri kazanımları her şekilde gerçekten yapmayı planladığın mesleğe yaraşır olup olmadığını değerlendirmek ve bu da aslında öz farkındalığını erkenden oluşturmakla başlanacak bir şey. Yani bir derse girdikten sonra ya bu ders benimle çok daha bağdaşıyor mu? Ben bu dersi almaktan keyif alıyor muyum? Ya da benim yeteneklerim neler ve hangi doğrultuda yeteneklerimi geliştirebileceğim bir departmanda var
olabilir mi? Bence erkenden düşünmek gerekiyor. Bu yapılan stajlarla birlikte sektör hakkında çok daha fazla bilgi edinerek, okunarak, çok daha fazla izleyerek aslında ve yakın çevremizdeki insanlarla çok daha fazla diyaloğa geçerek gerçekleşebilecek bir şey. Eğer hedefinizi çok daha erkenden belirleyebilirseniz bu konuda aslında doğru bir rotasyonda ilerleme konusunda da kendinizi daha iyi motive edebilirsiniz. Çünkü işletme okumak aslında hani diğer bölümlere çok fazla benzeyen bir yana sahip değil. Yani kendi içerisinde çok farklı departmanlara sahip ve bu departmanlardan hangisinin size uygun olduğunu deneyip yanılmadan, araştırmadan ve kendi iç muhakemenizi yapamadan çok kolay fark edemeyebilirsiniz. Aslında bu doğrultuda tek bir alana yönelik eğitim almıyorsunuz. Yani bence işletme okumanın en güzel yanlarından bir tanesi de bu. Çünkü işte iktisat, finans, muhasebe, insan kaynakları, yönetim, pazarlama, uygarlık tarihi gibi çok daha farklı alanlardan da eğitim aldığınız için aslında hangisinin size daha uygun olduğunu, hangisine öğrenmekten daha keyif aldığınızı sorguladığınız ve kendinizi çok daha iyi tanıdığınız bir olanak sağlıyor. Bu doğrultuda 1. ve 2. sınıfta işletmenin temel fonksiyonlarını öğrendiğiniz bir eğitim süreciniz olurken 2. sınıftan itibaren yönetim, organizasyon, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe ve finansman olmak üzere 4 farklı uzlanım dalından seçtiğiniz uzlanıma yönelik bir eğitim almaya başlıyorsunuz. Bu aslında sizin sahip olduğunuz bilgi birikiminizi belirlediğiniz ve yeteneklerinizin doğrultusundaki alanda ilerletmek konusunda ciddi bir avantaj da sağlıyor. Ama bence işletme okumayı kesinlikle en iyi besleyecek unsur da bu sosyal yanını güçlü tutabilmek ve bu konuda aslında biraz daha gelişime açık olabilmek. Yani evet teorik eğitim de önemli ama hani dediğim gibi çok ciddi akademik kaygıların olduğu bir bölüm olmadığı için bu geriye kalan vakitte çok daha fazla sosyalleşerek, çok daha fazla yeni insan tanıyarak, perspektifinizi olabildiğince genişleterek ve yeni bakış açılarıyla aslında yeni kazanımlar elde etmeyi amaçlayarak devam etmek önemli. Bu konuda da en önemli aslında destekçilerden bir tanesi de okul kulübü. Çünkü bir kulübün içerisinde yer aldığınızda aslında takım çalışmasını da öğreniyorsunuz. Birlikte bir değer yaratmayı, birlikte üretmeyi de öğreniyorsunuz. Ve bu aslında hem iş hayatınızda hem de bireysel yaşantınızda size oldukça avantajlı hale getirecek bazı donanımlar. Ve kulüpte bunu deneyimlemek, birlikte takım çalışması halinde ilerleyebilmek de oldukça keyifli. Yeni arkadaşlıklar kazanabilmek açısından da çok önemli. Ben de bir kulüp içerisinde yer aldığım için aslında kendi özelliklerime çok daha fazla kazanım ekleyebildiğimi fark ettim. O yüzden sizin de öğrenci kulüpleri içerisinde yer almanızı tavsiye ederim. Ve bu noktada da Management Club sizin için en doğru seçenek olacaktır. O yüzden Management Club'a da hepinizi bekleriz. Ya aslında çok değil. Bundan 1-2 sene önce ben de aynı süreçlerden geçiyor ve bu videoları izleyip kafamdaki soru işaretlerini silmeye çalışıyordum. Yani insanın kendi hayatında bir gelecek oluşturması ve bu geleceği doğru bir şekilde inşa ettiğinden emin olması çok zor bir karar. O yüzden olabildiğince aslında çok fazla insana danışıp ama en sonunda kendi kararınızla ilerlemek bence çok önemli. Eğer tercih ederseniz Marmara'da işletme okumak isterseniz biz her zaman buradayız. Kulüp tanıtımlarımızda da bekleriz. Merak ettiğiniz her şey için de yorum kısmından bize ulaşabilir ya da Management Club Marmara Instagram hesabına da DM atabilirsiniz. Çok başarılı bir eğitim hayatınızı geçirmenizi temenni ediyorum. Ve videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.